Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var ve gerçekten her konuda özellikle de kurumsal ve bireysel olarak danışabileceğimiz konuları bize farklı yöntemler ve tekniklerle anlatacak olan konuğumuz kimdir merak ettiğiniz hemen açıklıyoruz. Bütünsel koç ve kişisel gelişim uzmanı Sayın Ayhan Gündüz Osman Ağoğlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Öncelikle davet için teşekkür ediyorum tekrar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok mersi. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Ayhan Gündüz Osman Ağoğlu kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki, memnuniyetle. Ben 13 yıl medya ve basın yayıncılık sektöründe finans direktörü olarak görev yaptım. Bazı ihtiyaçlarımın yalnızca maddi dünyada olmadığını, ayrıca kendimle ilgili bir felsefe geliştiremediğimi fark ettiğim noktada 20 yıllık iş hayatımı sonlandırdım. Daha sonra birçok eğitim aldım, birçok eğitim çalışmasına katıldım. İlgi alanlarım olan felsefe, psikoloji, kişisel gelişim, enerji sistemleri, bütünsel şifa alanlarına yönlendirdim tamamıyla artık enerjimi. Daha sonra kendi kurmuş olduğum heves adını verdiğim ve holistik vital enerji adı altında yeni bir sistem geliştirdim. Şimdi bu sistem üzerinde daha çok bireysel ve eğitimsel çalışmalar yapıyorum. Ve şu anda bütünsel koçluğun yanı sıra özel şirketlere, gruplara, vakıflara etkili iletişim ve farkındalık eğitimleri veriyorum. Pranik şifa ve biyoenerji terapisiyle de yapmaktayım. Böyle daha kısaca. Ne olsun diyoruz. Evet. Kurumsal hayatın bir getirisi olabilir mi acaba bu farkındalık süreci ya da farkındalığa erişimi? Tabii ki sonuçta iş hayatı çok deneyim gerektiren ve orası da bir okul. Yani hayata dair bir okul. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra tek başına sadece diplomayla var olamıyorsunuz. Maalesef. Ona kattıklarınız, yaşama dair geliştirdiğiniz felsefeler, sonra sizin kendinize olan güveniniz, tecrübeleriniz, deneyimleriniz, aldığınız eğitimlerle iş hayatında da var olmaya çalışmak gerekiyor. Bu noktada iş hayatının bana kattığı çok şey var diyebilirim. Kurumsal hayatı, hele hele şu eğitimleri, yani altyapısı, bu anlamda çok altyapısı olmayan kişilerin profesyonel koçluk veya enerjileri yapabilirler. Profesyonel koçluğu çok nasıl söyleyeyim, profesyonel anlamda yapacaklarına pek inanmıyorum. Çünkü biz bunu yaparken kendi bilgilerimizi de katıyoruz, kendi tecrübelerimizi de katıyoruz, öğrendiğimiz şeyleri de katıyoruz. Evet. Kurumsal hayat derken biraz da şunu kastetmek istedim. Belli bir noktadan sonra tatmin olamıyoruz, değil mi? Geleceğimiz yere gelmişiz, kazanacağımız parayı kazanmışız, yapacaklarımızı yapmışız, evet. Ama bir eksik var. Yaşama dair. Yaşama dair, var. Özele dair. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Yani ben de o noktada zaten istifa ettim. 20 yıllık bir iş hayatından gelmeyeyim ben. Baktım ki maddi dünyanın içinde sadece konuşulan tek şey para. ay başı bekleniyor ve dolayısıyla o şey, nasıl söyleyeyim, o dengeleri kurmak, iş hayatında alt üst ilişkisi, zaman zaman maske takmak yoruyor ve ben neredeyim, yorucu, nereye gidiyorum, yani ne oluyor? O zaman şeye başlıyor insan, yani ben bunun için mi geldim dünyaya, sadece bu mudur, benim yaşam amacım var mı? Yani bu muydu benim, hani ben evlendim, çocuk doğurdum, kariyer elde ettim. Sonra işte o sonra noktası getiriyor bugünlere. Evet. İşte bu yüzden aslında kurumsal hayat devam ederken mutlak surette üst düzey olalım ya da olmayalım hiç fark etmez. Bir koçla yol almanın faydası var mı sizce? Kesinlikle var. Koçluk aslında rehberlik yapan demek. Kişinin mahsur kaldığı yerleri, tıkandığı noktaları, çözümleyemediği her duygusal
problemi ya da kritik gedikleri olabilir o kişinin. O anlamda onları tespit edip ona yol arkadaşlığı yapan demek aslında. Bu evet. anlamda o sıkışıp kalan belli döngüler içinde kendini tam olarak var edememiş, yaşam amacını bulamamış noktada bir profesyonel destek almasını tavsiye ediyorum evet. herkese. İşte böylece hem kurumsal hayat hem de özel hayat belki çok daha dengede. Evet, kesinlikle. Terazinin kefeleri asla ve asla biri aşağıda biri yukarıda olmadan daha huzurlu bir şekilde yol alabileceğimizi gösterir i̇şte değil mi? Öyle olunca zaten insanların yaşam gayeleri, anlamlı bir yaşam gayeleri de oluyor. Hayatları dengede olunca anlamlı bir yaşam gayesi de elde etmiş oluyorlar. Öteki türlü yaşıyoruz, gidiyoruz. Evet. Sonra sıradaki, yani bu döngü, bu ne yazık ki sıkışmışlık hali kişilerden kişilere devrediliyor. Oysa ancak ki, bu şekilde aşılabilir ama. Evet, bir yol arkadaşıyla aşılabilir. Evet. Evet, aslında çok dolu bir şekilde bir koçun neler verebileceğini ya da bizim neler alabileceğimizi ya da hayatın dengesini nasıl bulabileceğimizi altı dolu dolu anlatmış olduk. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, biraz önce de sohbetimizin başında beden farkındalığından bahsettiniz. Evet. Biraz daha açabilir miyiz bunu? Beden farkındalığı nedir? Beden farkındalığı, beden dediğimiz şey bir geri bildirim sistemi gibi çalışıyor. Nasıl ki siz bu televizyon ekranlarında programlarınızın içeriğini gösteriyorsunuz. Bedenimiz de bize içimizde neler olup bittiğini ve hayatımızın içinde neler olup bittiğini gösteriyor. Çoğunlukla aslında bedenimiz bizi uyarıyor ama biz bu uyaranları, bu tepkileri çoğunlukla ya fark etmiyoruz ya da fark etmek istemiyoruz. Bilmediğimiz için fark etmiyor olabilir miyiz? Nasıl yapacağımızı tabii ki bilmiyoruz. İşte bu beden farkındalığı sayesinde zaten öğrenmiş olacağız. Bazen ağrılar bize çığlıklar şeklinde kendini belli eder. Ağrılar ruhumuzun çığlıklarıdır aslında. Bize acı veren bu bedenin ne anlatmak istediğini ve bizim onu nasıl belli şeylerden kurtaracağımızı ve sağlıklı yola ilerleteceğimizi ne yazık ki bilemiyoruz. Çoğu insan genellikle hayatta şöyle bir felsefe geliştirmiş. Hep ne istemediğine odaklanmış insanlar. Ne istediklerine odaklanmamışlar. Bedenimizde istediği şeyler var. Diyor ki beni duy, beni fark et. Yoksa hastalık olarak yani fiziksel bedeninde ben senin hastalık olarak karşına çıkacağım. Bu durumda o zaman beden farkındalığı, yani zaten bu holistik vital enerji sistemi diye bir sistem geliştirdim. Ben onu anlatacağım zaten. Burada beden farkındalığına dikkat çekmek amacım. Burada insanların bedeniyle bütünleşmelerini, bedenleriyle bir bağ kurmalarını öğrenmiş olacağız. O yüzden beden farkındalığı dediğimiz şey son derece önemli. Daha sonra beden farkındalığını geliştirdiğimiz noktada da beden bilgeliğine ulaşacağız. O zaman bedenimizin bilgeliği üzerine çalışmış olacağız. Ama önce tamamıyla bedenimizin bize anlatmaya çalıştığı her türlü semptomu, her türlü uyarıyı ve her türlü ağrıyı tam olarak anlayabilmemiz gerekiyor. Evet, o zaman beden farkındalığını edindiğimiz takdirde, şimdi sıralama yapmaya çalıştım kafamda, ruhsal şifalanmayı da gerçekleştirmiş olacağız değil mi? Çünkü ruhumuzdan gelen bir takım sıkıntılar ya da travmalar da bedene o sinyalleri vermesini mi? Kesinlikle. Çünkü bedenimizde şifa dört katmanda oluşuyor. Bizim görünmeyen o fiziksel bedenimizin dışında başka bedenlerimiz de var. Fiziksel bedene bir kılıf gibi uyan bir de bizim eterik bedenimiz var. Ve eterik beden son derece önemli. Dışarıdan gelen her türlü negatif enerjiyi koruyor. Onun dışında benim aurayı anlatmam lazım aslında. Auramız son derece önemli. Aura dediğimiz şey bizim enerji kalkanımız. Vücudumuzu bütün zararlı, negatif her türlü şeylerden koruyan ve onu dışarıdan gelen her türlü negatif enerji olsun, her türlü hastalık olsun koruyan bir katman. Bu anlamda bu bedenleri önce bilmemiz gerekiyor. Eterik beden demiştik. Eterik bedeni sağlık bedeni olarak da biliniyor. Amacı zaten fiziksel bedeni sağlıklı tutmak ve onu korumak. İkincisi duygusal beden, üçüncüsü fiziksel beden, dördüncüsü ruhsal beden. Artık ruhsal beden
En son aşaması ilahi olanla bütün olan, tamamıyla enerjiden, evrensel enerjiden alır ve diğer enerji bedenlerine gönderir. Ve bu anlamda o bedenlerimizi de bilmek lazım ki oradaki yırtıkların nasıl onarılıp bedenimizi nasıl sağlıklı hale getireceğimizi bilelim. Çok doğru, evet. Burada daha net anlayabildim. Aslında bedenimizin biraz önce söylemiş olduğunuz ağrılarla atmış olduğu çığlıklar ruhsal bedenimizin attırtmış Kesinlikle. olduğu çığlıklar Evet, değil mi? evet. Artık sinyali ver. Ben burada şifalanmam gerekiyor. Şurada Kesinlikle. bir sıkıntı var, şurada bir travma var. Hadi bunu değiştir artık. İşte en son aşaması o. Ağrılar artık bize kendini hissettiriyor. Bazen biz duymuyoruz ya. Duymadığımız noktada diyor ki beni fark et. Vuruyor, vuruyor, güm güm. En son artık etkisi o kadar sert ve o kadar acıtıyor ki bizi. Fark etmememiz mümkün değil. O işte ruhumuz artık çığlık atıyor. O noktada biz ya benim doktora gitmem lazım ya da şifalanmam lazım diyoruz. Aslında bunu fark etmeden aslında enerji bedenlerini onarıp fiziksel bedene ağrı hiç ulaşmadan ve hastalık hiç ulaşmadan o eterik beden çalışmaları ve aura şöyle Yırtıklarını. teşhislerimiz var tabii. Teşhis ediyoruz bazı şeyleri. Onlara ulaşmadan bunları önleyebiliriz. Evet. Şimdi beni hiç kimsenin yanlış anlamasını istemem. Tabii ki asla ve asla bu konuda otorite değilim. Sadece insani düşünceler, duygularla soruyorum. Merak ettiğim için soruyorum. Belki de bu yüzden mi kansere halen daha çözüm Kesinlikle o bulunamadı? ruha ulaştığı zaman zaten kanser oluyor. Hani tabiri caiz var ruh kanseri diyoruz ya. Değil mi? Artık bakın fiziksel beden hasta, eterik beden hasta. Duygusal, zihinsel zaten biliyorsunuz düşüncelerimiz de son derece negatif enerji yaydığı için. Artık en son aşaması zaten ruha sirayet ediyor. Ruhtan sonra da Gitti. hastalıklar, çok ciddi hastalıklar. Hani çok hastalık konuşmak istemiyorum ama ne yazık ki dediğiniz gibi. Evet. Ben de konuşmak istemiyordum ama bu konuda da biraz bilgilenmemiz gerekir, farkında olmamız Tabii ki, gerekir diye tabii ki, düşünüyorum. tabii ki. Tabii ki modern tıp bizler için çok çok büyük bir nimet ama enerjiye de inanmak, Tabii. enerjiyle de bazı şeylerin değişebileceği, dönüşebileceği, biraz daha güzel olabileceği bir gerçek değil mi? Öyle çünkü burada ben aslında şeyden bahsetmiyorum. Tedavi etmekten bahsetmiyorum. Ben iyileşmekten bahsediyorum. Şifalanmak. Şifalanmaktan bahsediyorum. Bütünsel olarak yaşamını iyileştirmekten Çok bahsediyorum. doğru. Çok Yani doğru. tedavi olmak isteyen zaten doktora gider, tıbba gider. O Evet. başka bir şey. Evet, mutlaka, mutlaka. Ya da omuz omuza da ilerleyebilir. Tabii öyle var Bunda zaten. Bize bir gelen sıkıntı yok. danışanlar öyle. Bana gelen danışanlarım da psikoloğa da gidiyordu, psikiyatriye de gidiyordu. Ama diyordu ki sizin de şifa çalışmalarınız bana çok iyi geliyor. Evet. Benimle de çalışıyor. Onda bir sıkıntı yok. Ve benimle çalıştığını da psikoloğu biliyordu ayrıca. Zaten zaman zaman psikologlar da öneriyorlar Tabii bunu. tabii kesinlikle. Ki bu konuda hakikaten yine söylüyorum asla ve asla otorite ya da çok bildiğim için değil. Sadece hocanın hesabı damdan düştüğüm zaman damdan düşeni getirin bana denildiği gibi Evet. yaşadığım için bunu büyük bir rahatlıkla söylüyorum. Çok ciddi bir rahatsızlığın pençesindeyken gerekli modern tıbbın gerçekleştireceği operasyonlar da gerçekleştirildikten sonra artık işimiz Allah'ta dediğimizde Allah'ın ve enerjinin Mucizeler. yardımıyla halen daha burada Tabii mucizeler durabiliyorum her diyorum. yerde. Birazcık da mucizelere inanmak lazım. Evet. Evet, çok doğru. Evet, şimdi biraz önce de bahsettik. Holistik tıp Evet. ve holistik vital enerji sistemi dediniz. Evet. Bunların arasındaki fark nedir ve bu sistemi bize biraz açar Tabii mısınız? ki. Holistik kelimesi holizmden gelir ve bütünsellik halini ifade eder. Vital de yaşamsal olan demek. Şimdi holistik tıbbın çalışma alanı daha çok kişinin sağlığını korumaya yönelik ve tedavi etmeye yönelik. Evet. Holistik vital enerjinin alanı tamamıyla burada terapist kişinin hasta olan kaynağı görür, o kaynağı iyileştirmeye çalışır. Çünkü tıbbda tam olarak iyileşemeyen hastalar
zihnen, eğer ruhen ve eterik bedende herhangi bir iyileşme söz konusu olmazsa, hastalıklar bu sefer şekil değiştirerek bizim fiziksel bedenimize ulaşıyorlar. O yüzden aslında burada tamamıyla bütünsel bakmak lazım, bütüncül yaklaşımla ele almak lazım. Holistik tıpta, holistik vital enerjide şu var, holistik vital enerji sistemi tamamıyla bir bütünsel şifa ve holistik terapi yöntemi. Holistik tıp dediğimiz de tamamıyla tıbbın alanına giren ve onların uzmanlık alanı. Ben hani o uzmanlık alanına hiç tedavi etmek değil zaten, baştan da söylediğim gibi. O alan tamamıyla saygı duyuyorum, o farklı bir alan. Buradaki holistik kelimesinin asıl amacı bütünsellik ifade ediyor. Bedenin bütünüyle çalışıyor. Evet. Sadece yani dört bedenle bedeniyle birden çalışmıyor. Dört bedenle birden çalışıyor. O yüzden de etkili oluyor zaten. Evet. Peki bu sistemin çalışma şekli bu mu? Sistem tabii şöyle, ister bireysel, ister iki modülden oluşan bir eğitim çalışmasıyla kişiler sertifikasyon programına katılabilirler. Birinci modülde beden farkındalığı üzerinde duruyoruz. Bedenimizi tanıyoruz. Önce bedenimizin bize ne anlatmak istediğini, bedenimizin bize vermiş olduğu sinyalleri, duyumları fark ediyoruz ve durum saptaması yapıyoruz birinci modülde. Tabii öyle uzun soluklu bir çalışma. Hı hı. 2 günlük de süren, eğer bir eğitim çalışması ise 2 günlük süren bir eğitim ve full bir eğitim. Hı hı. İkincisinde beden bilgeliği üzerinde duruyoruz. Bedenimizin yine tamamıyla frekanslarını, frekans yükseltme çalışmalarını, zihinsel, duygusal, ruhsal ve duygusal olarak bize ne anlatmak istediği, çeşitli bilinçaltı çalışmaları var bunda, meditasyonlar var. Onlarla ilgili durum saptaması yaparak kişiye kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı tanıyoruz ve sonra sertifikasını veriyoruz. Evet. Sistem bu şekilde çalışıyor. Peki, şu an bir kitap hazırlığı içerisindesiniz. Evet. Bundan da haberdarız. Duygularla ilgili bir kitap yanılmıyorsam, değil mi? Evet, duygularla ilgili bir kitap. Ben duygunun dilini seviyorum ve konuşurken de bazen gerek danışanlarımla gerek de özel hayatımda ne hissettiğimi açıkça söyleyebiliyorum. Yani bana bunu hissettirdin. Çünkü öyle söylediğimde fark ettim ki daha bir yakınlaşma, daha bir sıcak ilişki oluyor. O yüzden insanların aslında duygularını fark edip peşine düşmelerini de sağlamak istedim. Bir duygu farkındalığı yaratmak istedim. Bakın hep farkındalık diyorum. Evet. Beden farkındalığı, bedenin bilgeliği ve duygu farkındalığı. Aslında hepsi birbiriyle bir bütün. Birbirinden ayıramıyorum ne yazık ki. Çalışmalarım da hep bu yönde zaten. Ya da hasta duyguları da şifalandırma olabilir, değil tabii mi? Tabii. Yani, çünkü zaman zaman hastalıklı duygulara sahip olduğumuz da oluyor, değil mi? Şöyle, olumsuz duygularımız, düşüncelerimiz zihnimizde kısa dalga boyutunda enerji yayıyor. Ve enerji bedenimize olumsuz olarak yansıyor. Hı hı. Keşke fark etsek ki her olumsuz duygu bizim bedenimize delikler açıyor, ağrımızı yırtıyor. Yani bizim enerji bedenimize zarar veriyor. O yüzden şimdi olumluluğu eğer de biliyorsak, düşüncelerimizin bizim bedenimize de hastalık verdiğini, olumlu duyguyu seçmemiz lazım. Olumlu duygularımız da uzun dalga boyutunda frekans üretiyor ve uzun enerji yayıyor. Daha sağlıklı oluyor o zaman. Daha büyük bir enerji alanı açılmış oluyor. Bu anlamda herkesin aslında söylediği şeye, düşündüğü şeye, yani ağzından ve zihninden geçen şeyleri fark etmesi bile bir farkındalıktır, bir adımdır. Ama çoğunlukla günümüz koşturmasında ne yazık ki çok hızlı yaşıyoruz. Çok. Kendimizi fark etmiyoruz. Kendimizle hiç baş başa kalmıyoruz. Birazcık baş başa kalmak lazım. Biraz kendimizi verimli alanlara yönlendirmek lazım. Hani hayat sadece yemek yemekten, orada burada kafelerde ya da o çantayı alıp takmaktan ibaret olmamalı bence. Ben de hani severim normalde. Ama çok fazla belli bir yere getirilmemeli bence maddi dünya.
Birazcık çok doğru. Da mana boyutundan bakmak lazım hayata. Çok öyle doğru. düşünüyorum. İşte önemli farkındalıklardan bir tanesi de Evet. bu olsa gerek. Maalesef günümüzde artık maddi farkındalık herkesin 7'den 77'ye herkesin gözünde çok revaçta. Evet. Ama dediğiniz gibi manen eksik kalıyoruz. Eksik kalıyoruz ama işte bizim de zaten amacımız, bizlerin amacı bunları anlatmak, doğru aktarmak ve kişilerin hayatlarında bir nebze olsun bir farkındalık yaratmak. Biraz küçük de olsa bir mesaj vermek. Evet. Kitabın tamamlanmasına ne kadar kaldı ve hangi duygular ön planda bu kitapta? Duygular hepsi. Acıtıyor. Evet, acıtıyor. Hepsi. Hepimizin hayatında acı tatlı, az ya da çok travmaları var, acı duyguları var. Tabii birkaç karakter var orada. İpek diye bir karakter var. Çok acılardan geçmiş. Böyle birazcık anlatayım isterseniz. Bir de Sema geçmiş. Ekleyelim o zaman oraya. Olsun mu? Sema var, İpek'in annesi. Ondan sonra şöyle, acılardan geçmiş. Babası küçük yaşta kaybetmiş. Sonra Darüşşafaka'da yatılı okumuş. Yani bir sürü olay var hikayenin içinde ve bunların duygu analizleri de var. Yani orada bir bütünsel koçla çalışıyor İpek. Aralarındaki diyaloğu anlatıyorum. Nasıl şifalanacağını, nasıl bir yol izleyeceğini, bir yol haritası gösteriyorum aslında kitapta. Sonra da bu duygu labirentinden nasıl çıkacağını ve duygu bilgeliğine nasıl ulaşacağını da göstereceğim. O da ikinci kitapta inşallah. Aslında bu seri olarak devam ettiği takdirde başucu kitaplarımız olabilir değil mi? Bence olabilir ama tabii beğeniye bağlı. Bazı insanlar acıdan kaçıyorlar, böyle çok dram okumak istemiyorlar. Benim de var etrafımda öyle birkaç kişi. Yine mi kişisel gelişim kitabı, yine mi dram, yine mi acılar? Ama tabii önemli olan o duyguları nasıl ele aldığımız, hı hı, ve o duyguların içinden nasıl geçeceğini okuyucuya aktarmamız önemli. Yani o duygudan nasıl kurtulacak? Çünkü İpek O yüzden de duyguların, başucu kitabı tabii dedim. İpek de duygularının peşine düşmüş bir kişi. Bakalım ondan nasıl, labirentten nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? Evet, işte onu göstermeye çalışacağım. Sonraki de duygu bilgeliğine ulaşacak İpek. Ama ne yaparsa yapsın kişi kendinde yapacak. Evet. Peki. Çok güzel bir konu ele almışsınız. Duygular. Bu duyguların dönüşmesi, değişmesi, dediğiniz gibi tamamen bizim elimizde ama evet, bir yol gösterici ya da bir başucu kitabı olmalı elimizin altında diyoruz. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet. İnsanlar kendi koşullarınca yaşamı deneyimlerlerken kendilerini de unutmasınlar. Zaman zaman kendileriyle, biraz önce de söylemiştim, yalnız kalarak gerçek ihtiyaçlarının neler olduğunu da fark etsinler duygusal olarak. Yani ihtiyaçlarımız zaten karşılandıkça artan bir şey. Maddi dünyada ihtiyaçlar öyle karşılanıyor. Biz daha fazlasını istiyoruz. Ama duygusal ihtiyaçlarımız karşılandığında ikinci, üçüncü, dördüncü adımlar bize farkındalık getiriyor. Biraz da kendimize verimli zaman ayırarak ben kimim, ne istiyorum hayattan, benim beklentim ne, gayeli bir amacım var mı? Yani hayatta bir anlamlı arayışım var ama bir gayem var mı? Bir felsefe geliştirdim mi? Birazcık da bunları düşünsünler. Aynı zamanda kendilerini ne yaparlarsa yapsın, bir kurtarıcı yok. Sadece tek kurtarıcının kendileri olduğuna inansınlar. Çünkü her şey düşüncede başlar. Ben değerliyim noktasında ben düşünüyorsam, bedenim de o titreşimlerle zaten titreşmeye başlayacağı için kendimi değerli hissedeceğim. Birisi bana zorla sen değerlisin dediği zaman ben onu alıp üstüme o elbiseyi giyemem. Kendi içimden gelmeyen bir şeyi, kendimde var olmayan bir şeyi ben kendimde o elbiseyi giyerek üstüme oturtmaya çalışmamam lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kişi kendini de sevecek. Kendini sevdikten sonra zaten diğer duygular da gelecek. Değerliyim, yeterim. Çünkü yetersizlik duygusu da var ya hepimizde. Evet. Ben yeterliyim, başarabilirim. Kendilerine inansınlar, kendilerine güvensinler. Ve ne olursa olsun
hayattaki sorumluluklarını ele alsınlar, eylemlerinin sorumluluğunu üstlensinler, farkındalık sahibi olsunlar. Çünkü farkındalık olursa seçenekler de daha çok artıyor. Aynı zamanda da hayata minnetle ve şükürle bakmayı da öğrensinler. Evet, şükretmek. Evet. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Şükürler olsun, hamdolsun öyleyse evet, diyoruz. Evet, hamdolsun diyelim. Yaşadığımız, nefes alabildiğimiz her güne. Çünkü o yaşayacağımız her güne kim bilir yüce Rabbim ne mucizeler sunacak bize. Gerçek şifa zaten kaynakta. Şimdi ben şeyi anlatırken unuttum. Şifa veriyoruz, bütünsel şifa, terapist falan derken aslında gerçek şifa Yaradan'dan gelen bir şifa. Bir kanal var değil mi? Kesinlikle eğer ben bu hastayı iyileştirdim diye düşünürsem spiritüel ego devreye giriyor bu defa. Evet. O zaman benim yaptığım hiçbir çalışma amacına ulaşmıyor. Ve herkese de tavsiye ederim. Aman dikkat, egolarımıza dikkat. Çünkü biz bir şey yapmıyoruz. Biz sadece bir aracıyız, bir kanalız. Asıl şifa Yaradan'dan geliyor. Hamdolsun Yaradanımıza diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ve bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Çok kısa bir süre içerisinde başucu kitabımızın da hemen elimizin altında olmasını istiyoruz. Evet, ben de gayret ediyorum. Allah kolaylıklar versin diyoruz. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, bütünsel koç, kişisel gelişim uzmanı Sayın Ayhan Gündüz Osman Ağoğlu'nu konuk ettik. Hoşçakalın.